Ne bu? Koruyucuya değil mi? Koruyucu mu gidiyoruz? Güzel itemlarımız var bu arada. Bunu da alayım da belki sindire geri gideriz. Görüşürüz kankacığım. Ne maçı var? Koruyucu klasiğe spamla garanti ilk 3. Evet, o komp ilk 3'e giriyor, doğru. Baksana Kaysa da geldi abi. Bir tık erken mi verdik item acaba? Vermeyelim bunu. Verelim mi? Verelim mi? Vermeyelim, verelim, vermeyelim, verelim, vermeyelim, verelim, vere. Verek mi lan? Bilemedim. Eyvallah Serkan'cığım, ben ısmarlayayım sana. Syndra Stargard Guardian kompunda fena taşıyor. Evet. Syndra 3 level olunca direkt mahvediyor bu arada oyunu. Mana havuzu çok düşük. Onun mana havuzuna kesinlikle bir dengeleme gelir. Bu arada Ünlem Meta'yı YouTube kanalı yapacağım. Chat. Ünlem Meta yazan adam YouTube kanalımıza gitsin. Bu arada YouTube kanalımızı takip etmeyen varsa arkadaşlar gerçekten çok pişman oluyor ya. Türkiye'deki en düzenli, bak Türkiye'deki en düzenli TFT videosu atan YouTube kanalıyız. Sponsor var kankacığım. Şükür karnımız doyuyor diye. Türkiye'deki en düzenli TFT videosu atan YouTube kanalıyız, eminim. Hakan Derya oynadın mı? Oynadım. Oynadım ama AP Darius, büyücü Darius carry yapmadık, onu yapalım. Büyücü Darius carry yapıp şey yapalım. GP'ye dönelim, GP carry'e çevirelim. O kompu öyle gidiliyor, GP carry. Onu daha yapmadık. YouTube'a da videosunu çekeriz zaten. Bu kadar 2 paralık ünite atacağına bir Kha'Zix skill etseydin ya, ya da Rakan Zayah falan verseydin. Zayah değil de Rakan Zinza falan güzel olurdu sanki. Özlenmek istemişimdir belki sadece. Hoş geldin Dante. Vallahi özlettin kendini be oğlum. Sen git lan. Nerelerdesin be kahpe? Neredesin be oğlum ha? Cidden YouTube'da keşfettim. Gereken ilgiyi görmemen üzücü, YouTube büyütmen lazım abi. YouTube'u büyütmek dediğin şey öyle benim elimde olan bir şey değil. Yani Türkiye'de birazcık şey, bu işler boost yoluyla gerçekleşiyor arkadaşlar. Ben mesela ilk videolarımı Trolltime TV ve LolPit yayınlamasaydı, onlar bana teklif etmeseydi seninle video çekelim diye, şu an 10-15 izleniyordum. Kimse bilmezdi adımı. Yani bana onlar biraz koltuk attığı için tanındım. Çünkü mesela sen ne kadar da iyi oynasan, dünyanın en iyi TFT oyuncusu da olsan, yayın açmaya başladığında kimse gidip TF tak diye tıklayıp oradan en aşağıya inip başlığa bakıp yayına gelmez. Sana lazım yazayım. Ben teşekkür ederim Rüveocuğum, ellerine sağlık. Ben LoLpit'ten geldim. Herkes öyle zaten. Herkes LoLpit ya da Trolltime TV'den geldi. Yani ben kendi başıma yayın açıyorsam şu an 10-15 izleniyordum. Benim tanınma sebebim onlar. Yani örnek veriyorum. Şu an TFT'de en çok kim izleniyor? Şükrü izleniyor. Neden? Bir tanınmışlığı var. Hani zamanında Twitch yokken Vıtıcım vardı, Ferit vardı, Elwind vardı. Adam onları tanıyor. Onlar sayesinde şeyi tanıyorsun. Şükrü'yü tanıyorsun. Artı adamın bir tanınmışlığı var, bir ismi var. Bu arada Atak Speed alacaktık. Yani olay tamamen hem kimleri tanıdığın hem de ne kadar büyük bir kitleye ulaştın. Şu an mesela yeni başlayan birisi yayıncı olması, ya ben bu konularda o kadar bilgili bir insan değilim ama çok zor olduğunu düşünüyorum. Çok çok zor. Çünkü herkesin ayağı alıştı bir yere. Hani herkesin hangi kanala tıkladığı belli. Değiştiremiyorsun şeylerini, fikirlerini. Ve
Ben TR1'in solundum. Ya istisnalar kaideyi bozmaz. Tanınmışlık herkesten daha, tanınmışlık kitleyi bir yere yönlendirmek daha değerli. Mesela ben ilk Lolpit ile Trolltime TV ile video çektiğimde YouTube kanalım yoktu, Twitch kanalım bile yoktu doğru düzgün. Yayınlarım çok kötüydü. Şimdi mesela birer tane daha video çeksem Trolltime TV ile Lolpit ile izleyici sayım neredeyse 2-3 katına çıkar. Yani olay tamamen birilerinin sana destek olması lazım. Sen kendi emeğinle bir yere çıkamazsın çünkü ulaşabileceğin kişi sayısı sınırlı. Ne kadar kişiye ulaşabilirsin ki? Yani en basitinden şöyle düşün. Şöyle düşünün. Ben kaç 7 aydır yayın yapıyorum. 7 aydır her gün neredeyse yani taş çatlasın 10 gün ara vermemişimdir yayına bak. 7 ayda 10 gün ara vermemişimdir. Her gün yayın yapıyorum. Her gün, her Allah'ın günü yayın yapıyorum. İzleyici sayım şu anda TFT'ye göre 100. Maça girersem 200-250. Ha set başlasın 250-300 olur bu. Anladın mı? Yani bir insanın kendi kendine yayın açarak gelişebilmesi imkansız şu anda. Ya gelişirse ben gelişirdim. Çünkü çok emek veriyorum. Birilerinin sana kol kanat germesi lazım. Demesi hani deme şu şekilde kol kanat germesi lazım. Ne kadar seni birisi hostlasa da ya da ne kadar birisi seni tanıtsa da işin eninde sonunda o adamı elinde tutacak kişi sensin. Yani adam hosta atar zaten hosta atıldığı zaman atıyorum 6000 kişi mi hostladı? Farz ediyorum Kemal. 6000 kişi mi hostladı? Bunun 4000'i zaten direkt çıkar. Hiç bakmaz bile. Yani olay tamamen kitle elinde tutabilmek. Ki zaten Türkiye'de TFT izleyen çok fazla insan yok. Efendim canım. Bütün yalıtımları şu çocuğu şu değil. Ben buraya gelince bir korktum. Çok mu korktun sen? Gel öpeyim seni gel. Ne Gel. yalıtım sıfır dedim duvardaki. Yalıtım dediğin kontraplak mı? Hayır. Güzel yalıtamamışlar. Doğru değil mi? Mesela şu an TFT'de en çok izlenen kişi Şükrü. Ben de Şükrü'nün yayınlarını izliyorum mesela. Mesela Şükrü'nün yayınlarında chat'teki zaten chat'in yarısından fazlası oyunla alakasız. Sadece muhabbet ediyor. Neden? Oturmuş adamın. Hani Şükrü yayında açsa sadece masaüstünü gösterse de 1,5K kişi muhabbet ediyor. TFT'yi izleyen kişi sayısı zaten maksimum 500 kankalar. O yüzden hani bu işten ne kadar gelişebileceğin de gayet sınırlı. Sadece TFT oynayarak. İngilizce yayın yapmayı düşündüğümde daha çok kişiye hitap edebilir. Ben daha Türkçe konuşamıyorum ki İngilizce yayın nasıl yapayım? Ki arkadaşlar genel olarak TFT'nin izleyici sayısı bu. Ne yaparsanız yapın, ne ederseniz edin değişmez. İngilizce yayın dediğin şey bile bir çözüm değil. İngilizce yayın yaparsan Türk izleyiciyi de kaybedersin ki yapmam. Şöyle bir şey. Talvi diye bir adam var. Adam West birincisi ve ikincisi arkadaşlar. West birincisi ve ikincisi. Adam 200 izleniyor. Yani olay o değil. Efendim bir tane. Kanka bu oyun senin kadar çok oynayan yok ama turnuvada şans bile yok sana neden? Şu şekilde kankacım, turnuvaya giden insanlar en iyi oynayan oyuncular değil. Turnuvaya seçilen insanlar en çok kitleyi hitap eden insanlar. Mesela turnuvaya kim gidiyor? Şükrü gidiyor, Levo gidiyor. Bu adamlar en iyi olduğu için gitmiyor. Ha gayet de iyi oynuyorlar. O ayrı. Şimdi adamlara gidip abi Aydın Boksa kötü dedi falan demeyin. Zaten inanmazlar da. Hani adam gidiyor. Mesela en çok kitleyi kim çeker? Ben mesela turnuvaya gitsem kaç bin izleneceğim abi? Kim siker Aydın Monk anladın mı?
Kaç kişi tanıyor? Ben gitsem izleneceğim max 1,5K. Ama bir Levo gittiği zaman, Şükrü gittiği zaman 6.000-7.000 izlenir. Neden? Adamın bir ismi var. Adam bir tanınmış. Yani en basitinden şöyle düşünün arkadaşlar. Eğer iyi oynayarak gidilseydi, hatırladığım kadarıyla Twitch Rivals'ın bir tanesine Şükrü set 2'de gittiydi. Adam Hog evindeydi. Set 2'de hani hangi kompun ne olduğunu bile bilmiyordu. Kompun bufflarını bile bilmiyordu ama gitti. Neden? Çünkü tanınmış bir insan. Tanındığı için gidiyor. Yani açıp bak, ben daha LoL partneri bile değilim. Bırak Twitch Rivals'ı falan. Ben daha LoL partneri bile değilim. Yani yarın bir gün Riot bir turnuva alsa beni almayabilir. Almaz da yani. Girmek için bir şeyim yok, sıfatım yok. LoL partneri değilim. Adam partner yayıncısını alır. O kadar çay hesap kasıyor. E-spor takımından teklif gelmiyor mu? E-spor takımı yok ki şeyin, TFT'nin. Yani teklif geldi bana bir kere. Hani yüzüne bakmazsınız teklifin gerçekten. Öyle bir teklif geldi, reddettim. Ama yeni teklif gelirse güzel bir şeyle, şartlarla tabii ki kabul ederim. TFT'nin e-sporu bu sezon çıkacak, öyle dendi. Hani TFT e-sporu ile ilgili gelişmeler olacakmış. Gönlümüz senin yana. Teşekkür ederim. Zaten bir tane Riot'un turnuvası vardı. Vallahi fena gururlandım. Aşağıda yazılan yorumlara bir baktım abi. Riot'un turnuvasında. İşte Idle Monk niye yok? Idle Monk nasıl almazsınız? Adam günde 30 saat yayın yapıyor. Nasıl Idle Monk almadınız? Falan filan yazmışlar. Çok mutlu oldum valla. Yani insanların böyle desteklemesi çok gurur verici oldu. Ya bunu alırsam 3 olacak şey ya. Ne yaparız ki bunun üstündekini? Aldım abi, 3 olsun, yapacak bir şey yok. Abi LoL partner nasıl olabilirsin? İstekleri nedir? Ya genel olarak ana ile bacıyı çok mixleme diyorlar. İşte Riot GM'lerine, Riot ekibine küfür etme diyorlar. İşte hakarete karşılar falan. Ben zaten Riot ekibine falan hiçbir zaman hakaret etmedim. Benim alınmama sebebim, set 1'de 3 tane challenger hesabım vardı. 3 challenger hesabının birini sevgilime, birini moderatörüme verdim. Bir maç girdik. Hatta o yayında olan varsa şey yazmıştık. Adını siz getirin. İşte kendi challenger lobimizi kurduk demiştik. O da hesap paylaşımıydı. Üstünden bir 4-5 ay geçti, hala alınmadım. Haber bekliyorum. Ya alabilirler, almayabilirler. Sağlık olsun. Karakter paylaşımı yaptığım için alınmadığımı söylüyorlar. Bilmiyorum. Küfür konusunda da şöyle. Küfüre çok fazla karışmıyorlar. Sonuçta sen kendin yayın yapıyorsun. Senin yayının. Zaten çok fazla karışamazlar. Yayına müdahale edemezler. Ama küfür konusunda ben o kadar bir kısıtlama olduğunu sanmıyorum. Çünkü yani partner yayıncıların çoğunun yani ne küfürleri var. Yani ne küfürleri var. Yani bırak ana bacı, neler neler var. Riot'a kadar yani oyuna kadar sövmüşlükleri var. Ona çok dikkat ettiklerini düşünmüyorum ama hesap paylaşımından dolayı beni almadılar. Üstüne yetmedi, onu YouTube attın kankam. Doğru, ama ben o sıralar böyle bir olay olacağını bilmiyordum. Biraz acemilik yaptık. Ve sonra zaten şey dedim, Riot'a haklısınız dedim. Özrümü diledim. Dedim haklısınız dedim. Böyle bir şey yapmamam lazım dedim. Haklılar sonuçta, hesap paylaşımı. Ben ne kadar eğlence amaçlı da yapsam, bir maçlık da yapsam. Dedim işte böyle böyle. Adamlar gayet de anlayışlı bir şekilde karşıladı. Dedi ki tamam dedi, videoyu kaldırdın dedi. Davranışlarına dikkat ettiğin sürece zaten sen yükselmek istiyorsun dedi. Olumlu bir dönüş alırsın dedi. Ben de tamam dedim. Bir 4-5 aydır bekliyoruz işte. LoL partner olmanın avantajları ne? LoL partneri olduğun zaman kanka, Riot Games'in düzenlediği turnuvalara gitme hakkın oluyor. Mesela geçen gün 8.000 liralık bir turnuva oldu ya, Monster turnuvası. İşte herkes katıldı. Bilecik'tir, Levo'dur, Dora'dır. Başka kim vardı? Adını bilmediğim adamlar böyle. Hayatımda mesela TFT'de görmediğim insanlar vardı. Ben yoktum mesela. Çünkü LoL partneri değildim. Video hala durmuyor mu kanalda? Hayır canım, kaldırdım. Bak ama Allah var abi.
Ciddi söylüyorum. Aşırı yardımcı oluyor rol. Mesela adam bana bildiğin mailleştiğim adam, bu konuları konuştuğum adam bana telefon numarasını verdi abi. Diyor ki herhangi bir sıkıntın olduğunda, bir soru olduğunda diyor buradan yaz bana diyor. Bak hakikaten adamlar cidden yardımcı oluyor abi. Bu arada benim 50 gold üstü kalmam gerekiyordu. Level basmamam gerekiyordu. Neden level bastık ki biz? Şunun üstünde olmasaydı iyi olurdu da, bunu şey yapayım, şunu yapayım bari boşa gitmesin. Teşekkür ederim kankam, hoş geldin. Sence şu an en güçlü komp hangisi Setüş'te? Kaisa, koruyucu melek kompu ya da Syndra Carry kompu bence. Kendi aranızda kavga etmeyin lan. 4 protektör 4 hit bence. O da güçlü. Bu arada benim 50 gold üstü kalmam gerekiyordu arkadaşlar ya. Niye 50 gold'dan düştük ki biz? Yok, çalışanlar iyi ya, samimi insana gidiyorlar. Evet, yardımcı oluyorlar bayağı. Yani benim mailleştiğim adam direkt telefon numarasını verdi. Bana dedi ki bir sorun olursa dedi yazabilirsin. Buradan bana ulaşabilirsin dedi. Hani lol partneri ol olma, adam böyle bir imkan sunuyor sana. Ben de teşekkür ettim. Level basmayacağım ya. Ya da basayım mı? Yo, lose aldım, kal. Ya da basayım da şunu açayım ya. Item veremedik Shaco'ya da. Benim bu saatten sonra rollememem lazım. 8'e gitmem lazım. 40 gold'a kadar rollemem hataydı. 50 gold üstü durmam lazımdı ya. Yanlış oynadık. Neyse. Yani durum bu arkadaşlar. Hocam var mıdır bir sözün? Okuyor musun mesajları? Görmedim kanka, ne sordun? Bir daha yazsana. Ne sordun kanka? Bir partner olsa seni Beamworks'e götürsünler krallar. Beamworks ne la? Bana bir tane gözyaşı lazım, bir de Guinsoo falan. Referans olma gibi bir durum yok mu? Bilmiyorum ki. Bana söyle, abone diye böyle konuşma hakkım olacak yani. Kanka çocukluk yapmayın, kavga etmeyin. Bizim chatimizde ben çok abone de banladım. Yani bunu söyleyebileceğin son adam, son yayıncıyım ben. Boşuna çocukluk yapmayın. Yani sen de adama götün mü kalktı falan yazmışsın. Çocuk olmayın birader, şurada 150 kişisiniz. Bak ikinize de timeout'u çaktım. Eşitlik, bak gördün mü? Tamam, sakinleşin gelin, beni yormayın abi, çocukluk yapmayın. Sana referans olacak çok kişi vardır. Ya ben hem kimseden böyle bir şey istemem hem de gerek yok kanka böyle bir şeye. Hakkımızsak oluruz. Referans dediğiniz şey biraz torpil olmuyor mu birader? Bana mı öyle geliyor? Referans dediğiniz şey biraz torpillik olmuyor mu işte? Hayır. Huh. Neyse, bu da olur. 5 gold. Gibi gibi. Aman gerek yok kanka. Kimseye eyvallah etmemize gerek yok. Hakkımızı sağlarız. Yere ya da geç işte. Yani. Açıkçası bir tık şeyi, hani LoL partnerliğini hak ettiğimi düşünüyorum abi. Açıkçası LoL partnerliğini hak ettiğimi düşünüyorum. Çünkü TFT üzerine bu kadar çok düzenli yayın yapan olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar şey. Düşünme öyle zaten direkt. Yani şöyle bir şey, hani ben sürekli TFT'de yayın açıyorum diye adamlar beni almak zorunda mı? Tabii ki hayır. Hayırlısı. Bakalım.
Ama tepki oynanan çoğundan daha iyi oynuyorsun bence. Teşekkür ederim kankacığım. Adamı 20 kişi izliyor. Ne oldu, konu ne lan? Yani Lord Partner olan ya da Riot'un içindekilerin referans olacak kişiler vardır. Yardımını dokunurlar bence. Hak ediyorsun fazlasıyla. Vallahi kanka. Ya ben başvurumu yaptım. Dedim hani istiyorum dedim. Adamlar da tamam dediler. Durumunu gözeteceğiz falan filan dediler. Sana dönüş yapacağız dediler. 5 aydır bekliyorum. Bakalım. Ne diyeyim yani? Bu zamanda yükselmek için biraz küçülmek gerekiyor. Kaysa'mıza çok fazla item verdik. Keşke üçleyebilsek Kaysa'yı ya. Güzel olur. Beni senin TFT'yi bırakmanı bekliyorlar 5 aynı. Bu fiz de lazım da. Alacak bench'te yeri yok ya. Biz şimdi level basıp Kha'Zix koyacağız. Sonra Kha'Zix'i üçleyeceğiz. Kha'Zix'e verebilirsek 2 eldiven veririz. Bakalım. Buradan düşen itemlar çok önemli. Hatta level basalım ya. Şöyle yapalım. Ama içini iyi döktüm. Oralarından yok oğlum, bu içimde dert değil ki bu çok. Ya beni sadece turnuvalara katılamamak istiyor. Ben Riot partneri olsam da olmasam da zaten yayınımı yapıp oyunumu oynamaya devam edeceğim. Güzel item geldi bu arada. Vallahi güzel item geldi bu arada chat. Çok temiz item geldi. Rakan mı geçtim ben az önce? Chat, az önce rakan mı geçtim ben abi? Bir tane. Bana mı öyle geldi? Evet. Üzücü oldu. Neyse, 3 level şakoyu yaptık sayılır. Bir tane şaka sonra Nikolarım. Hepsine çok ikişer ikişer lazım. Parayı iyi kullanmam lazım. Level de basmam lazım. Acele edip parayı çok harcadım aslında ya. Şu an bile çok harcadım aslında. Bir tane şakoya harcadım, biliyorsunuz mu? Bir şako bulayım direkt level basacağım diye. Falan varken bir de tamam para falan da partnerle birbirini çekemiyor. Sen iyisin böyle. Benim bir şeyim yok ya. Durumum yok oğlum kimseyle. Partnerlerle birbirini çekemezse çekemezsin. Bana ne? Onların bileceği iş. Bu fiz de lazım da alacak yerim yok. Nereye alayım? Ya ben rolleyeceğim burada biraz ya. Heh. Aslında hata mı ettik? Fizin yerine koysaydık ya. Ama Fiz de CC veriyor bize ya. Fiz de CC verirken yerine koymak. Hakan, bu roller hangi levelde? Yırtıcıyla aynı kanka. Ünlem YouTube yaz. YouTube'da var bu şeyin. Bunun videosu. Bakabilirsin oradan istersen. Benim kompon turnuvada oynadılar. Birinci olan çok oldu. Ne güzel. Demek ki doğru yoldayız. Benim burada acilen level basıp 4 cihaz açmam lazım. Şu bir tane şeyin açlığına düştüm. Bir tane şakonun açlığına düştüm, biliyor musunuz? Yemin ediyorum şu bir tane fizi şeyin açlığına düştüm. Şakonun açlığına düştüm. Bulayım direkt Niko basacağım diye. Itemsız şeye. Ne hale geldik ya. Bilmiyorum arkadaşlar, bekliyoruz. Zaten LoL partner olmanın turnuvalar dışında bir ayrıcalığı var mı bilmiyorum. Turnuvada olursa bakacağız. Yakın zamanda muhtemelen olur. Çünkü set 2'nin başında olduğu set 3'ün başında da olur muhtemelen.
Doğuşuna bak be. Gol çekti. Ya sanki şey hata oldu ya bir tık. Kazik'si satmak. Bilemedim. Nuyu partner var acaba? Nuyu partner tabii ki. Nuyu, Kasım, Şükrü. Hepsi partner. Bir tur daha durup aslında level basıp direkt şeyi açmak istiyorum ya ben 4 Ağustos abi. Eko tutuyor bu. Rakan geçtik yine. Rakan mı geçtim? Vay AQ. Ne rakan geçtim lan ben bu oyun. Rezil. Koruyucu melek OP abi. Şako'da. Şu Kayn'dan Şako'ya bir AD item düşerse mükemmel olur. Bastım Niko'yu direkt ya. Rakan'ı da 3 demiştik de. Rakan 3 aslında o kadar güzel bir unit değil arkadaşlar. Sadece damage'i artıyor. Rakan 3'ün sadece damage'i artıyor. Geri kalan hiçbir özelliği yok. Numarası yok yani. Stun süresi falan değişmiyor ya. O yüzden çok çok aciliyeti olan bir şey değil. Kiminle yapacağız? Burayla yapacak olabiliriz. Burayla yapacağız. Dur. Bu ortada kalsın. Tamam böyle duralım. Aa, burada Mech Assassin varmış 3 level Kaysalı. Ben de yarım saatte diyorum lan bizim Kaysalar nerede? Level Şako da Allah var çok güçlü ya. Level basıp 9'a gidelim sonsuz karanlığı açalım. Biz. Çok iyi. Kaysa 2 lazım. Kaysa 2 lazım. Kaysa 2 şart. Evet. Oy, item'a bak. Allah'ını seven üstüme Mac pilot kompu nasıl iş yapar mı sence? Yani arkasına ne koyduğuna bağlı. Mac pilotu dediğin şey biraz support bir komp. Yani 3 Mac pilotunun arkasına 6 büyücü koyarsan iş yapar Syndra Carry. Asas da iş yapar diyorlar ama Asas'ı hiç denemedim. Biz bu seviyede nasıl ikileyeceğiz abi şeyi? Çako'ya vereyim mi bunu? Verdim abi Çako'ya. Bu seviyede nasıl şey yapacağız? Kaysa ikileyeceğiz. Knight online olacak mı? Knight gece kanka. Gece açıyoruz Knight'ı. Sindiraya atlamak lazımdı ya. Koruyucu Şako iş yaptı lan. Vallahi koruyucu Şako iş yaptı. Çok iyi. Benim para tutmam lazım. Parayı harcamayalım. Tutalım. Eko 2 lazım çünkü bize. Saat kaç gibi açıyorsun reis? Genelde biz saat her gün 5'te en geç 6'da yayına başlarız. Gece 3-4 gibi bitiririz kanka.
Abone oyunlar mı atıyoruz? Yok kanka, pag atıyoruz şeyde, PBA'de. Ama abone oyunlarda dönebiliriz. Abonelerle vakit geçirmiş oluruz. Atalım mı abone oyunu? Burayla mı yapacağız? Yok, şurayla yapacağız değil mi? Tam böyle iyi yer. Bakalım, burada da mek hasas var mesela. 3 level kayıtası var adamın. Tamam, burayı da yendik ama adamın 40 gold'u var Kamerayı kaldır da atanın nur yüzünü görelim. Kamerayı kaldırırsam atanın nur yüzünü, ha şu şekilde. Ah. Tepesini göstermek istemiyorum çünkü şey, yamuk duruyor gözüküyor ama aslında yamuk değil. Yani tablo düz. Laptopun üstüne takıyorum şeyi, kamerayı. Laptopun üstünde şu şekilde olduğu için böyle çatı gibi, o yüzden yamuk duruyor. Şako fena yan. Şakon'un itemler bok gibi de 3 level olmasından dolayı iş yapıyoruz. Karayel yok değil mi? Karayel yok abi. İnşallah Şako'ya bağlanır. Şakoya bağlan, şakoya bağlan, şakoya bağlan, şakoya bağlan, şakoya bağlandı. Zoe'den stun yedi Şako. Üstüne bir de şeyden stun yedi de. Eser ya Şako. Bariyer falan da alıyor ya. Güçlü. Ben onu yenilemek istiyorum. Markama da bilgi verir misin? Aşağıda donanım bölümüne bakabilirsin kankacığım. Ben bu arada diğer 4 casusla karşı karşıya kalacağım muhtemelen. 4 casus. Bir koruyucu daha var lan. Alma onu, alma onu. Alma akıyor. Soruyu soruyorum. ZZ Rot stackleniyor mu abi? Jarvan 3'e 2 tane ZZ Rot verebiliyor muyum? Spat vardı. Evet, Spatula'yı da alabilirdik. Spotlight alabilirdik. Doğru. Bekleniyormuş. Şimdi normalde Zinza'ya da verebilirim de denemek istedim bunu abi. Şimdi bundan iki tane böcük çıkıyor mu? İki böcek çıkacak mı abi buradan? Uy. İkiledi mi abi? Yok. Yani. Onu ikiletmememiz gerekiyor. Sen çıkmaz bence. Bakalım. Deneyelim. Denemiş olduk işte. Böyle şeyler deneyip öğrenmek lazım. Ölüyor. Öldü abi. İki tane çıktı chat. Çalışıyormuş ikisi de. Bak biri burada biri yanında. Çalışıyor imiş arkadaşlar. Monster alamıyorsun ya da geri iade ettiklerini duydum. Sen güçlü gün açık olursa senin tecrüben daha değerlidir. Monster'ın servisi Türkiye'deki en iyi servis kanka. Türkiye toprakları üstünde Monster yetkili servisinden daha hızlı veya daha iyi bir servis yok. Bak, götür servise ver, akşamını alırsın laptopunu. Akşamını alırsın direkt. Servis konusunda da, aman servise gitme konusunda da şöyle diyeyim. Teknoloji bir şans eseridir arkadaşlar. Şans ürünüdür. Ben bu laptopu ilk aldığımda takılmalar yaşıyordum. Sıfır laptopta. Fortnite oynarken böyle saniyelik takılmalar yaşıyordum. Bir saniyede donuyordu, açılıyordu. Donuyordu, açılıyordu. Hard diskin yazma hızı yetmiyordu. Gittim SSD'yi taktırdım. Sorun çözüldü. Hiçbir sıkıntım yok. Hem yayın açıyorum hem şey yapıyorum. Oyun oynuyorum veya biraz da hor kullanıyorum yani. Çok yoruyorum bilgisayarı. Hiçbir sorun yaşamadım. Tamamen şey, şans teknoloji. Ama servisinin gerçekten efsane olduğunu söyleyebilirim. Her 6 aydan 6 aya ya da 3 aydan 3 aydı ücretsiz bir şekilde, hatta garantisi bitse bile servise gönderiyorsun kanka. Adamlar bakımını yapıp sana geri yolluyor. Sırf Monster markasını taşıdığı için. Ve
Hızı da mükemmel. Yani servisinizi gerçekten mükemmel. Sabah götürdüm, verdim İzmir'de. Akşam İzmir'den dönerken geri aldım. Bak 12'de verdim, 5'te geri aldım bilgisayarı. Tertemiz. Açmadı, oyun yok. PUBG'yi hiç oynamadım hayatımda, denemedim, bilmiyorum. Fortnite oynuyordum ben. Fortnite'da bir tek takılma sorunu yaşıyordum. Hangi çözünürlükte açarsam açayım. FPS'im normal ama mesela saniyelik FPS'im 100'den 0,1'e düşüp çıkıyordu. Düşüp çıkıyordu. Format attım geçmedi. Onu yaptım geçmedi. Bunu yapmadım geçmedi. Bir tane SSD taktırdım, düzeldi. Onun da sorunu SSD'deymiş. Ya level basmadan Rakan'ı bulayım dedim de. Maç bitecek zaten. Şakoy çok broken ya. 3000-3000 atıyor. Rise Online oynayacak mısın? Evet. Bence oynayacağım. GG. Diyorum, şimdi düşüneceğim, oturamıyorum.